Bu anayasa değişikliğiyle siyasi istikrar... Türkiye adım adım referanduma gidiyor. Türkiye'de en çok merak edilen konuların başında referandum tarihi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevsim koşullarının düzelmesini sağlayacak bir tarih belirleme amacıyla incelemesini sürdürdüğü anayasa değişikliğinde artık referandum için 16 Nisan tarihi öne çıktı. Teklif şu anda Cumhurbaşkanı'na gönderilmiş durumda. Erdoğan'ın birkaç gün içinde onaylaması beklenen düzenlemenin halk oylamasına götürüleceği tarih, resmi gazetede yayımının ardından 60 günü takip eden ilk pazar günü olacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da katıldığı bir televizyon kanalında şu açıklamaları yaptı. Cumhurbaşkanının kanun hükmünde kararnamelerle halkı yöneteceği de abartılı bir çarpıtma. Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi verilmiyor. Halkın gözüne baka baka yalan söyleniyor. Cumhurbaşkanımızın bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görünüyor. Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz. Bahçeli'nin son konuşması tarihi bir konuşmadır. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu. CHP AYM'ye başvurabilir. Zaten alışkanlıkları böyle. Halka sorulacak bir konuda AYM'ye gitmek siyasi etiğe uymaz. Referandum tarihinin kesinleşmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takvimi işletilmeye başlanacak. Seçim takviminin kesinleşmesiyle birlikte kampanya için hazırlıklarını sürdüren partililer de sahaya inecek. AK Parti, belediye başkanlarıyla da Antalya'da yapacağı değerlendirmelerin ardından kampanyanın startını resmen verecek. Başbakan Binali Yıldırım da miting programlarıyla sahada yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 30 büyük şehir başta olmak üzere yoğun bir miting programına çıkması planlanıyor. İşte vatanına, ay yıldızlı bayrağına sevdalı lider. Müzik